Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sayfa 273. Şimdi bugünkü şeyin netice değil, düşünce yönteminden bahsedeceğim. Üretkenlikten bahsedeceğim. Balık vermek değil de nasıl tutuluyor balık? Düşünce çapımızı genişletmek adına bu malzemeleri vereceğim. Bu sorular ilk önce kendime geliyor, nasıl geliyorsa. Belki bazıları günlerce kafada duruyor. Bazıları cevabıyla geliyor. Çok ilginçtir. Hiçbirisi benimle alakası yoktur. Yalan demiyor maşallah. Aniden soru olarak doğuyor ve cevapla. Yani mesela bu öyle. Mesela daha önce bulduğun aradığın mıdır? O da cevabı önce geldi, sorusunu içinde. Cevap öncedir. Bazen cevaptır, sen de şaşırırsın, dersin ki bu niçin geldi bu? Bu neyin nesidir? Ha, şu sorunun cevabı diye. Sonra soruyu ona yakıştırıyorsun. Ustatta da öyle var. Yani bir kelamın kaç tane manası var yerine kaç tane manayı hangi kelam veya kaç tane kelam ifade ediyor. Var ya böyle. Şimdi bu okuyacağım mevzu itibariyle de göreceksiniz ki yöntem var ya, yöntem. Yöntem. Bu mana Halit Rüyye'nin avcı gibi nasıl bakılması lazım, nasıl çözümlemesi lazım, nasıl biz muhatap alacağız, nasıl kendimizi onun içine koyacağız. Kısaca bir örnek vereceğim, keseceğim, gireceğim. Ustasınız, duvar ustası. Duvarı örüyorsunuz, daire bir yapıyorsunuz, binanın dışındasınız. Ördünüz, dışarıda kaldı. Öyle bir duvar ustasısınız ki gene aynısı yapıyorsunuz ama içeride. Gene içeride kaldınız. Şimdi öyle bir yap ki kapı da açık olsun, pencere de açık olsun. Hem dışarıdan ör, hem içeriden ör. Gerekiyorsa dışarıdan diz, bazen de içeriden diz. Anladın mı? Bazı yöntemler, bazı sohbetler sizi içeriye bırakıyor. Bazı sohbetler, bazı yöntemler sizi dışarıya bırakıyor. Cem olan sohbetler hem içeride hem dışarıda yapabiliyor. Bu isterseniz bu örneği psikolojik olarak söylersiniz ki çok yaygındır. En çok yaygın olan içeride durmuş. Yani dışarıdakilere bina yapıyor ama kendisi içeride kaldı. Bir daha. Başkalarına, bir dışarıdakilere bina yaparken kendisi içeride kaldı. Ördü, ördü. Bir arada konuşuyor, tuğla koyuyor. Tuğla koyuyor, tuğla koydu. Gafur, sen işte sana ev yapıyorum. Doktor Harun, size yapıyorum falan. Bunu da söylüyor. Fakat dize, aha bir baktı ki, kurumuş da zaten. Çak der şey, içeride kaldı. Kendisi çıkamadığı gibi, iddia ettiği kişiler de giremedi. Hiçbir şey de yaramadı. Bazen kendim için yapıyorum diyor. Biraz önceki senin için yapıyorum. Şimdi kendim için yapıyorum diyor. Dışarıdan diziyor tuğlayı, diziyor. Giremiyor. Hiç kimse yok içeride. Şimdi başlığı şu. Mana, kelamlar, düşünceler, lugatlar. Öz eleştiri yapıyorum. Kendim ya, muhatap benim. Her çeviri, izah kendi sanatı, lisanı içinde olmalı. Yani her çeviri, izah kendi sanatı içinde olmalı. Mesela fizik kitabını çevirirken kimyacı çevirmemesi lazım. Ve fiziğin içerisinde tanımlamalarla izah edilmeli. Mümkün olduğu kadar. Biyolojiyle olmaz. Tarihle olmaz. Yoksa mana kaybı olur.
Mesela Risale-i Nur'u İngilizce Almanca'ya çeviriyorsun. Risale-i Nur bilmiyor ama çok iyi Almanca biliyor. Olmuyor işte. Çok iyi Risale-i Nur biliyor ama çok iyi gramer olan lehçesini Arapça şeye, Arapça veya Almanca'ya hakim değilsin. Bu mana kaybı oluyor. Tevhid yani kelam sahibinden, mesela Kur'an'dan tevil etmek, kelamdan kelam sahibine yaklaşma, varma yöntemidir. Tevil, hakikatlarına, köklerine gitmektir. Tevil. Yani farklı farklı kelam gözüküyor ama bir iz takip ediyor gibi geliyor. Düşünüşle yazılmadığı için. Çünkü her mana, her mana sürecinde anlam taşır. Her mana sürecinde anlam taşır. Çok tuhaftır. Bunu zaten siz yaşıyorsunuz. Bir şeyi anlattınız bir kelamla. Risale-i Nur'dan bir cümleyi söylediniz. Veya kendi cümlen ya. Başka bir ihtiyaç olduğu zaman başka bir mana için aynı cümleyi kullanabiliyoruz. Kendi sürecinde mana taşır. Bir şeye muayyenleşemez. Bizim bugünkü mektep eğitimimiz bilmek üzere nedir? Anlamak üzere değildir. Çok acayip. Bilmek üzerine kurulmuş, anlamak değil. Şimdi Risale-i Nur'da anlamak deniliyor ama ders yapan iddia ediyor, bileceksin işte. Düz okumak bilmek ve anlamayı da taşır ama çoğunlukla bilmek de olmuyor, anlamak da olmuyor. Ama korunuyor işte, bir fanos oluyor, manyetik bir alan oluyor. Böyle iştirak kamali uhreviyeden şahsı manevi oluyor, ondan tefevüz ediyor, idare ediyor. Ama maksut mana bu değil. Risale-i Nur'da böyle enam gibi, evrat gibi okunacak kitap değil bu. Bir inşaat kitabıdır. Geçen derken uçakla gelirken 2 gün önce ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben heykeltıraşım dedim. Yani o anda hatırıma geldi. Dedi ki hayvan heykelleri mi inşa etmiş yapıyorsunuz dedi. İnsan dedi. Dedim ya ben dedim bütünsel değil de sırf dedim akıl ve kalp denilen bir onu yapıyorum dedim. Onu yapıyorum. Heykelini yapıyorum dedim 2 tane. Akıl ve kalp. 2 parça mı yapıyorsunuz dedi. Girdi. 2 parça yapıyorum dedi. Evet abi. Sonra 1,5 saat Kur'an okumama mani oldu tabii. Çünkü anlattık yani. Yani Allah Allah nasıl şey yapıyorsunuz dedi. Herkesin kalbi dedi farklı değil mi? Nasıl yapıyor? Röntgen mi çekiyorsun? Kafadan böyle ufak bir şey mi koyuyorsun? Tabii bunu sorsun diye zaten söyledi. Maksadıma vardım zaten. Olta yaktım. Olmasaydı başka bir şey yapacaktım. Bizim bugünkü mektep eğitimimiz bilmek üzerinedir ve anlamak üzere değildi. Başkasına ne dedim biliyor musun? Ne iş yapıyorsun dedi. Aşçıyım dedi. Öyle mi ya? Ne çeşit dedi? Tatlı mı dedi? Pastahane mi? Börek mi dedi? Dedim farklı farklı malzemelerle tek çeşit yemek yapıyorum. Çok farklı malzemelerden. Hangisi dedi? Başladı işte malzemelerden şey yaptım. Ben dedim aşçıyım. Öznesiz bilim yapıyoruz biz. Özne yok. Yani öz yok, töz yok. Öznesiz de bilim olmaz. Mesela 2 kere 2 4. Niye? Niyesi yok. Bugünkü eğitim. Niyesi yok. Anlaması yok. Hep tanımlar var. Sözlükler de öyle. Ne demek? Anlam yok. Tanım var. Adres var. Kendisi yok. Lugat adrestir. Sen yürüyeceksin. Lugat neymiş? Adrestir. Oysa kelimenin köküne gidip üretilmesi insanda anlamı yok.
Yani köküne gidip üretilmesi gerekiyor. Kendini üretmen lazım. Onunla gidip Gafur bana bir adres verdi. Gittim ben oraya. Ya cihaz aldım, ya meyve aldım, ya oteldir yattım. Kendime dönük bir şey yaptım. Yani lugatla oraya gidecektin. Orada tanımlanacaktın sen. Adres aldın gitti, yürümedin. E bildin öyle, Sirkeci'de bir yer varmış yani. İşte Bakırköy'de, işte Zeytinburnu'nda doktorun yeri varmış. Çok iyi bir doktor. Tamam, adres belli. Gittin, yok. Yani daha bir yerlere geliyor biliyor musunuz mana? Bunlar hep zenginlik katsın diye şey yapıyorum derse. Aslında bu kendimedir. Oysa kelimenin kökenine gidip üretilmesi insanda anlamı yok. Hep kalıp. O zaman insanın kafası üretken olmuyor. Kalıpçı oluyor kafalar. Üretici dimağımızı yitiriyoruz. Ondandır ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri eğitim sisteminde dershanelerde müzakereyi ilim koymuşlar. Sanki dershaneler atölye, mutfak gibi işliyor. Herkes kendi mutfağında pişirip takdim ediyor yemeğini. Şu anda ben yemeğimi yaptım, takdim ediyorum. Siz başka bir şey ekleyecekseniz tuzunu, kimyonun, karabiberini, onun için takdim ediyorum. Neticede mutfakların bütünlüğü olur ki, mesela Osman'da, Fatih'te herkes yemeğini getirdi. Ben bir yemek imal ettim mutfağımda, sen de mutfağında ettin. Şimdi ortak bir mutfağımız var, orada birleştiriyoruz. Neticede mutfakların bütünlüğü olur ki harika manalar doğuyor. Zaten Osmanlı'nın yıkılmasına sebep de bu müzakere ilminin olamayışındandır diyor ustad. Yani fikir alışverişi acayip bir şey ya, bilmeyerek ama dokunma, fikir alışverişi yapma. Yani demek ki fıtri kanunlar zıt yani. Zıt ya, şuraya bak yani. Bak. Aman ha, dur. Neyse o. Oysa Risale ve Kur'an bile netice değil vasıtadır, adrestir. Seni bir yere götürmesi lazım. Allah'ın görevine omuz mu vermişiz? Acayip olmuş, evet. Kur'an bile ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun, 18 bin alemin cemül cemi olan insan bununla taşınacak 18 bin aleme, sonra 18 bin alemin arkasına geçecek. Peki, lügatını bittik, bildik. Ne oldu, ne değişti şimdi sende? Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Ne oldu bildiğinde? Bilmiyordun ne oldu, bildin ne oldu? Onunla inşa olacaktın, o adresti. Alemleri anlamlandırdı seni dünyada. Gelecek şimdi. Abi usta, şey, Risale-i Nur külliyatından denmesinin bir sebebi bu olabilir mi acaba abi? Yani üstad bile kendine şey yapmamış yani. Risale-i Nur külliyatından... Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur, Bediüzzaman, bu Risale, Bediüzzaman Hazretleri insan değildir. Bu adres söylüyor, Gafur diyor ki sana, bak oğlum diyor Risale Usta, bak Hasan oğlum yavrum, bak bilmem ne caddesi, bilmem ne sokağı bilmem ne, git orada yemeği yersin, git orada cihazı aradın, kalemi bulursun diyor. Yani adresle yetinme, bunlar adrestir. Yani abi... Risale-i Nur demiyor. Risale-i Nur külliyatından. Risale-i Nur orası. Evet. Bu Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur külliyatındandır. Kur'an'ın hakikatlarıdır. Hakikatlar camit değildir. Peki şunu yaz. Bak iyi ki dur. İyi ki şey yapmadın. Yazacak mısın? Kim dedi belli olmaz dedi. Bak. Risale-i Nur'un veya Kur'an'ın, tamam mı? Risale-i Nur'un. 1, 2, 3, 4. Kur'an'ı yapacağım. Kur'an'ı da yapayım. Şurayı böyle sileyim isterseniz şu tarafa. Karışmasın.
Kur'an-ı Kerim midir? Yani kitap. E mahluk değildi. E Kur'an işte. Musaftır. E Musaf. Bak şimdi. Bir. Bunu şeyde sordular. Dinlemişsinizdir. Reyhanlı'da. Hani ciddi insanlar öyle. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bunun cemül cemine mahluk olmayan Kur'an-ı Kerim denilir. Sureti budur. Nasıl yazalım? Bu karışır. Sureti Musaftır. Şöyle yapalım mı? Keşke. Burada şu yapsaydık abi. Arkası temiz. Şöyle. Sana yani, Kur'an'ını yukarıya yazın, okları ters çevirin, sureti bu tarafa yazın, kanuniyeti bu tarafa yazın. Şöyle. Kur'an'ını yukarı başlık olarak yapın, yukarı. Okları da bu tarafa çevirin. Bak şimdi. Şurayı Kur'an'ın... Arka taraf temizmiş abi. Şöyle yapsam. Tamam. Oku. Böyle güzel olur. Böyle olur. Şimdi yapalım. Kur'an sağdan sola. Sağdan sola oldu ya bak. Zorladı. Zorladı gerçekten. Devam kurdu abi. Yap diyor sana. Sağdan sola gitti ya sana. Kur'an anlatıyorsun. Dur. Osmanlıca yazıyor. Sureti. Mushaf, sayfa, kanuniyeti insanda, hakikati esmalarda. Bu genel kaydı oluyor. Kanuniyeti oraya şey girdiniz mi, Kur'an 2'ni yazmış olmuyorsunuz. Yani genel kanuniyetin karşılığını yazmış oluyoruz. Yani Kur'an'ın insandaki ifadelenişini yazmamış. Şeriattır ya. Yani mesela onun kitabı, kitabın mübini veya o gibi bir şey, insandaki, insanın içine aldığı, ondan hazmettiği kısmı falan mıdır kanuniyet? Tabii. Yok, yazılımı tam, yazılımı aynı. Üç aynı ya. Kur'an, şeceri hilkat insan. Şeceri hilkatın tamamı diyecektim, yazılımı yani. Ha o şey, ha. Yani o zaman İmam. İnsanın dışında mı, eğer dışında dersek, İmam-ı Bin, Kitab-ı Mübin'dir. Tamam. Yani insanda yazıp bırakmayalım demek isteyecektim yani. He. Daha somut yazsak. Tamam. Hakikati de esmadadır diyeceğiz. O da şimdi bir... ben yazayım, sileyim. Esmalar da. Yani değil mi? O zaman Kur'an, insanda Kur'an olarak, yani Furkan olarak görünüyorsun. Ha mesela. Ya da işte şey diyeceğiz, ona diyeceğiz. Musaf Furkan. Musaf Furkan oluyor işte. He, doğru. O zaman yani bunu sileyim, kanuniyeti lef-i mahfuzda. Cemi ya. Cemi. Şunu diyorsun yani. Tamam. Şimdi Risale-i Nur da böyledir. Sureti var. Bu. Kanuniyeti kainat veya insan, yani üçü zaten aynı. Kur'an, şecer-i hilkat, insan aynıdır. Diyor ya böyle. Neyse geçelim, şimdi konumuz o da değil. Niçin yazdım biliyor musunuz? Adam sırf buna Kur'an diyor. Bu sefer zorlanıyor. Abi diyor Kur'an mahluk değil. Önümüzde Kur'an var. O tutuyorum. Kur'an'ı bu zannediyor. Peki nedir o? Kur'an'ın lügatına bakın. Kur'an'ın lügatına bakın. Okunandır. Ne demek Kur'an? Her okuyanın okumasından kendisinde uyanandır. Onun için
Yekrauna Kur'an, sen kendi kitabını oku denmiş. Bediüzzaman eğitim sisteminde dershanelerde müzakere ilmeği koymuşlar. Sanki dershaneler at öyle mutfak gibi işliyor. Herkes kendi mutfağında pişirip takdim ediyor. Neticede mutfakların bütünlüğü olur ki harika manalar doğuyor. Dilde sanattır. Bak dilde sanattır. Manaların bütünlüğüyle büyüyen sanat, sözcük, kelam ve bilgi. Dilde sanat. Ne demek o? Yani Risale-i Eş yapılsa, manaların bütünselliğiyle insan, bak, manaların, mesela potreye bakıyorsunuz, resme bakıyorsunuz, onu ceme getiriyorsun. Manaların bütünselliğiyle insan, büyüyen sanat, yani aleminde, o aleminde sanat büyüyor, teke iniyor, sonra nereye büyüyüp, sanattı, sözcük, kelam ve bilgi olarak kendisini ifade eder insanda. Ya bir heykeltıraştır, ya efendim kitap olarak yazar veya bilgi sahibidir bu insan. Cem etmiş kendi aleminde. O zaman özne ile nesne anlamda bütünleşir. Yani ben lef-i mahfuz dediğim zaman veya tereşut dediğim zaman ağaç ile meyve arasındaki o bütünselliği özne nedir? Özne yazılımdır. Özdür. Nesne nedir? Onun vücut haricisidir. Beraber düşünülüp de çıkan manadır. İnsanı inşa eden. Yoksa öznesinden ve nesnesinden koparılan bir mana seninle alakalıdır. O pek bir şey getirmez. Devam edeyim daha iyi anlaşılacak. Bilgi ile bilen birbirinin dışında durur. Olmuş maalesef. Yani bilgi ile bilinen. Sen ve ben. Ne olacak ki? Bilsen ne olacak o zaman? Ona işte bu bina misali veriyoruz maalesef. Yani duvar iki şekilde örülür. Örerken ya içinde kalacaksın ya da dışında kalacaksın gibi örersin. Eğer evin kendine yapıyorsan ören usta içinde durarak örer ki sonucunda usta içeride kalır. Böyle olunca dinleyenleri de keşfe açar ve hisleri ve fikirleri aktif edip canlı ve avcı olarak tutar. Yani bunları nazara alarak öznesiyle, yani bizim tabirle, yazılımıyla nesnesini düşündürüp onda anlam çıkarıyorsan, yani insanlara böyle takdim ediyorsan ne olur biliyor musunuz? Şöyle olur. Dinleyenleri keşfe açar, hisleri ve fikirlerini aktif edip canlı ve avcı olarak tutar. Mesela diyelim Osman'ın yaptığı 24. mektup. Bu kadar kıymeti yüksek sanatı, kıymeti ve sanatı yüksek, müddeti kısa olan şu sanatlar niçin durmuyorlar, gidiyorlar, ölüyorlar? Yani bir an yaşayanlar var, bir sene yaşayanlar var ama müddeti kısa, sanatı yüksek. Mesela dedik bitti, bir anlamadık. Kelebek mesela diyelim bir gün kalıyor ama o kadar sen nesnesini göstereceksin. Özneyi söyledin. Nesnesini de söyle. Göster bak kelebek mesela. Yani soyut somut gibi yani. Gibi he. Ama bu biraz da böyle özneyle nesneyi insanlarda canlandırıp orada yürüme yaparsan insanların akılları, hisleri ve duyguları avcı gibi olur. Yani tahayyül tasavvur gibi biraz. Evet. Tabi bu genel bir yorum olsun diye, tahayyül herkes anlamaz diye. Abi canlı olan bir şeyi sabit bir şeyle ifade edemezsiniz. Evet. Mesela beni sürekli hareket halinde hayal edin. Bir resim beni ne kadar ifade ediyorsa, lügat bugün o kadar ifade eder. Bir video nasıl ifade ediyor,
biraz daha üstün. Evet. Bir de canlı yayın var, sürekli canlı yayın var ki o artık sürekli canlı çünkü bu. Evet. Sürekli yapıyor aslında, değil mi ya? Yani? Mesela bir lügatla baktım, bir de görüntülü bu dersi dinledim, bir de bu ortama bulundum. Evet. Sureti, kanuni, hakikati farklı gibi. Daha gidecek, daha ilginç şeylere girecek şimdi. Bunlar mukaddime arkadaşlar. Sırf tanımlarsa, yani tanım yaparsanız lügatla, zihnidir. İndirgenir ve keşife değil, malumat verip haberdar olursun. Sırf lügatla gidersiniz, zihnidir bu. Manadan kalıplara indirgenir, keşfe değil, malumata sahip olursun. Keşifçi olmazsın. Bilgi, yani Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkebe, bir sürü bilgi yüklenmişsin. Keşfedemezsiniz. Keşif sana imkanlar tanır. Yani mesela arkadaşlar diyor ki, hayatın alameti diri olanlar nedir? Konuşur diyor. Konuşmak dirilik emaresi. Görmek dirilik alameti diyor vesaire. Allah Allah diyorsun. Veya bir tane başkasını vereyim, çok ilginç olsun. Kökeni bizdedir duyguların, hislerin veya fikirlerin, üçün. Fakat uyanınca Ali, biz onun içine giriyoruz. Mesela bir öfke olduğu zaman bedenimizi, soyumuzu, soyupumuzu unuturuz. Bu davranış bize uygun mu değil mi bilmeyiz. Gidip kırıp dökeriz. Yaptıktan sonra eyvah ne yaptın? Neredeydin? İçerideyim zannediyorsun. İçeride zannediyorsun. Eğer senin içinde olsaydı kontrol ederdin. Hayır. Senin içinde olsaydı o duyguyu, o fikri, o ise sen rahat kontrol ederdin. İçeride duruyor çünkü. Ama hayır. O uyanınca seni aşkın olduğu zaman, açtığı zaman sen onun içine giriyorsun ki o artık insafına kalmış. Seni nereye sevk edecek belli değil. Bunu niye söylüyorum? Bu keşf yapar. Yani duygular inkişaf falan Risale'de böyle geçiyor ya. Bak arkadaşlar, inkişaf edince böyle oluyor. Kontrolümüzün dışında olunca o bizi kontrol ediyor. O zaman biz onun içindeyiz. Dediğin zaman keşfe açıyorsun karşıyı. Ya hakikaten Allah Allah. Ve evini düşünür, iş yerini düşünür. Araba kullanırken asabiliğini düşünür. Mesela der ki, gafur şimdi arabaya yasa. Dese ki, asabilik uyanmamışken benim içimdedir, uyanırsa ben onun içindeyim. Yaz arabaya, sinirlenemezsin daha. Yani uyandırıcı, keşfe açık tabirler kullanırsan seni aslına götürüyor. Yani özneden nesneye götürüyor. Yani içsel alemden nesneye götürüyor seni. Yani keşif sana imkanlar verir, imkanlar tanır ve zıtları barındırır. Zıtları barındırır. Mesela ya kökeni bendedir asabinin ama uyanınca ben onun içindeyim. Neyi barındırır? Şu var o cümlede, yani yaparsam hapishane var, mezarlık var, çoluk çocuğum da mahrum var, benim şahsiyetime uymayacak, bayağı baş ver, kısa bir zamanda adam desin yani. Olsun benim için beceriksiz desinler, korkak desinler. O trafikteki o kavga gürültüye ben muhatap olmayacağım, oyun değilim. Ya hep bunları barındırıyor yani. Yani hem uyutur seni hem de uyandırır seni bunlar. Yani tabir acayiptir. Hem uyuturandır hem uyandırandır. Oysa dersler ruhların uyanması içindir. Akılları tenvir, nurlandırmak, kalpleri inkişaf ettirmek, ruhu imbisat ettirmek iken derste uyuyoruz. Niye uyuyoruz? Çünkü çift yönlü çalışır mana. Uyutur seni, uyandırır seni. Uyutanı nasıl oluyor? Uyutanı muhatap olamamışsın. Muhatap olamadın yani. Tabii yani kendini muhatap alamadın, muhatap olmadın, olamadın. Niçin olamadın? En büyük sebebi cehalet-i ilim zannettin. Ülfet-i ünsiyet zannettin. Ben biliyorum dedin yani. 10. söz tamam canım. İşte kışın çürüyen şey, ölen ağaç dirilecekmiş. 500 defa da. Ama anlamamışsın sen onu.
O suretiydi. Sen de uyanmamış ki. Hakikati olsun. Hasan abi neye gülüyorum biliyor musunuz? Ben aslında bugün sizin şu dersi özellikle yapmanızı arzu etmiştim. Hakikati bulduğuna nasıl emin olabilirsin? Ya. Fakat Hasan abi o kadar güzel ki sanki bu dersin devamı da onu gerektiriyor. O dersi gerektiriyor. Yani çünkü burada bulduğunu nasıl bileceksin ya? Yani buldun var elinde. Aradın bu muydu? Nereden bileceksin? Niye durdun aramaktan? Seni durduran neydi? Ben sordum kendime. Ben acaba nurculuk benden üstündür. Tarikatçılık benden de üstündür. Tamam. Fakat önemli olan benim için onların üstünlüğü değil. Benim aradığım bir şey var. Buldum o mudur? Ona ait bir ders yaptık işte. Ne zaman? Kırıkhan'da yaptık. Vakıflar sordu, vakıflar. Hani demek istedi de diyemedi. Ya bizim doğru olduğumuzu kim söylüyor? Demek mi istiyorsun? Abi biraz öyle dedi. Kim söylüyor? O zaman ben bunu kendime yazmıştım. Dedim ki, tamam dedim, kapat şeyi, defterimi getir bak ben sen bir yere oku. Bunu ben sormuşum kendime. Cevap da geldi. Gelmişti çünkü ben daha önce sormuştum Osman. Bu düt hastalık bende var ya. Abi aynı soruyu ben de sormuştum. Neyin üzerine sormuştum onu da söyleyeyim. Çünkü şu anda yine aynı soruyu kendi kendime sordum. Cevap öyle geldi. Özür dilerim biraz fazla konuştum. Tamam. 8. sözde vardı ya Hasan abi. Bunun üzerinde bir dönem çok takılmıştım. Hani kutsi hadis. Ben kulumun zannı üzereyim var ya Hasan abi. Evet. Yani bunun neticesinde benim ulaştığım hakikat midir sorusu da çıkabilir Hasan abi. Evet. Dolayısıyla o dersin de... Çok acayip. Evet. Yani çok ilginçtir. Kendimde şahit olduğumu yazdım. Böyle iddia yok orada. Orada tevazu da yapmıyorum. Kendimde nasıl şahit oldum? Ne arıyordum, ne buldum? Nasıl şahit oldum? Uydurukçasını nasıl tanık oldum? Onları anlatıyor. Sitede var galiba yeni konu. Kur'an'da her şeyi ikiz yaratmış... Yaratmıştır diyor yani. Allah diyor ki her şeyi ikiz yarattık. Çift yarattık. Bunu insanlar her şeyi zıttıyla yani bir dişi bir erkek zannediyor. Her şeyi çift yarattık derken zannediyor dişi erkek artı eksi. Oysa yani her şey zıttıyla vardır demek bir manasıyla dertler bana dermanmış. Tam var ya, tam. Hoş görmemek, tan etmek var ya, tan etmek. Şimdi bir şey de kullanacağım. Tan, hoş görmemek, kötülemek, birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etmek, küfretmek, örtmek, gizlemek, muhalifin iddialarını çürütmek, vurmak. Şeytan. Nesne var olanlar. Şeytan. Tamam. Şey varlıktır. Nesnedir. Yani bunlardır. Şey. Bir de tan var. Tamam. Tan'ı anladık değil mi? Lugatı verdin. Lugat bu. Şeytan. Bilmeden kötülemek değil, bilerek tan etmektir. Şeytan. Şeytan diyebilmek için bilmeyerek değil, bilerek tan etmektir. Bilmeden kötülersen gıybet veya iftira yapmış olursun. Hani tan etti beni. Bildin mi? Şeytanın tanımı Üstad Hazretleri diyor ki, tanımı diyor ki, eylemsel hali diyor ki Üstad, bilirsen gider, bilmesen gelir. Allah Allah. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder der. Yani bilerek tan et onu. Kov onu, kovamazsın, tekme tokat da atamazsın, onları yok edemezsin, şeytanın vesvesesini yok edemezsin ama kaldırıp atamazsın, dönüştürebilirsin hayra. Basamak yaparsın, sen hastalık kaldıramazsın ama tan edersen, bilerek yaparsan bunu, onu dönüştürürsün. Mesela hastalığı anlamını yaparsan, koyabilirsen basamak olur.
hastalığa anlam yükleyemezsen aşağı doğru bas iniş olur. Aynı şey. Eğer anlamını anlamışsan hastalıklar basamak olur. Anlamsız olursa hastalık, başına bela zannedersen aşağı doğru merdiven olur. Yani bildiğin zaman hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Aynı şey. Bildiğin zaman yukarıya çıkıyorsun. Ustad diyor ki şeytanı kaldırıp atamazsın diyor. Yok edemezsin. Tamam? Dönüştürürsün, değiştirerek dönüştür. Ne olur? Şeytan için diyor ki bilirsen gider, bilmesen gelir. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Yani bilerek tanet onu, kop onu, kovamazsın tekme tokatla. Ancak bilmek onu tanedip kovar. Bildiğin an, bak, bildiğin an bilmediğin kovulmuş olur. Bak, bildiğin an bilmediğin kovulmuş olur. Her şey zıttına var. Yani nur gelince karanlık. Karanlık gelince. Yani mesela biz bilmiyoruz. O zaman var olur. Bilmiyorduk. Bilince vesvese buymuş. Ne gitti? Bilmediklerin yok oldu. Hasan abi ben şeytanla şeyi kapıştırdım abi. Her kullandığın her kötü şeyde bir lira ceza yazdım kendime. Kelime he. Her kötü sadaka. Kelime, sadaka. Sadaka niyetine. Ha bu arada sadaka kutu olsun evinizde. Menfaatim galip geldi abi. O bir lirayı vermemek için söyletmedi. Şimdi bir ay oldu aşağı yukarı işte 3 hafta mı oldu şeyde Bursa'da verdim bu kararı otobüste gelirken gece. Bir sesli ders atmıştım sadaka hakkında. Dedim ki vereceğim bunu dedim. Şeye galip geldi abi. Bak görüyor musun? Şeytana. Mesela şimdi başkası da kullansa o bile bana şey geliyor batmaya başladım. Ya acayip bir şey. Veya hatta başka şekilde de kullanabilirsin. Her sabah çıkarken sadaka kutunuz olsun. Kutuya atın. Fakat sadakadır o. Sizin değil, çoluk çocuğunuzun değil. Sadaka vereceksin. Bir de başka yöntem işte. Sadakadan en çok rahatsız olan şeytandır. Zekadan daha beter rahatsız olur. Yani zekattan daha fazla. Zekat farz olduğu için o kadar o rahatsız olur da Kur'an. Ama en çok sadakadan rahatsız olur. En çok farz namazından değil, nafile namazından rahatsız olur. Çünkü Allah da diyor, bana diyor farzlarla değil, nafilelerle yaklaşırsın. Farz nedir? Zaten vazifedir. Mesela bana diyor misal. Baklava yiyerek varamazsınız diyor. Baklavayı birisine ikram ederek varırsın diyor. Görüyor musun? Cümleyi okuyayım. Bildiğin an bilmediğin kovulmuş olur. Hiçbir şey ama hiçbir şey tekrar edemezsiniz. Her birisi yenidir, giden gitmiştir. Hayatın tekrarı yoktur. Benzeri vardır ama o değildir. Mesela Muhittin Arabi şurada şey yapmış, onun gibi düşünenler ve çok da az da değil felsefenin ekseriyeti. Mesela şu anda bana bakın, olmuş olmuştur. Değil mi? Olmuş mazidir. Öyle değil mi? Olmamış, olmamıştır ve gelecektir. Olmuş olmuşsa, olmamış olmamışsa an var mıdır? Yani akıl o kadar cayip oluyor ki. Peki an nedir? An nedir? Sizce nedir? Olmuşun olma süreci, olacağın olmuş olma sürecinin adıdır an. Şu andaki bilgimi söyleyeyim. Olacak var ya olacağın olmuşa dönme anıdır. Ansız andır. Bak, hep kalbi kavşendir diyeceğiz aslında da aslında. Evet. İstikbalin maziye olma süreci anıdır. İstikbalin mazi olma sürecin adıdır an. Böyle bir tanım bir yerde yok da haletim olarak söylüyorum. Fazla meşgul olduğum için söylüyorum. O zaman olmakta olandır. Miraç bir anda mı olmuş? O zaman yani Miraç tabii. O anda mı olmuş? Evet evet zaten an-ı vahitte geldim diyor. Hasan abi Allah aşkına şunu bir çizeyim.
Çiz. Yani düz bir çizgi bak. Sen onu çizerken ben... Yok, bitti bitti abi, bitti. Şurası. Mesela geçmiş veya mazi mi diyoruz? Mazi, istikbal, tamam mı abi? Biz hep... Orası şimdi mi abi? Bakın Hasan abi, mazi, istikbal, buraya da hep hal diyoruz biz, değil mi? Genelde çizimlerimiz böyle mi oluyor? Aslında hal bu değil abi. Bu lugat olabilir, an. İstikbalin hale dönüşme süreci, andaki sürecidir. Ben de tam tersini söyleyeceğim Hasan abi. Tamam. İstikbali ve maziyi bir yapandır hal. Aynen, doğru. Harika. Bu benimkisinden daha güzel. Estağfurullah. Bize yaramış. Geçmişi... Doğru abi. Bir yapandır. Hal mi bir yapandır? İstikbali de maziyi bir yapandır hal. Doğru. Aynı anda. Ters. Yani şöyle ya. Hal ne yapar ama bunun öznesi yok. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Hal ne biliyor musunuz? Hal kabı kavisiyle. Zaman ötesi, üstü artık hepsine bir baktığın noktadır hal. Ya. Bunu yapmıştın da bu abi sen. Hatırlamıyorum ama. Yapmıştın. Sen bir bakınca hal yapamamış oluyorsun. Sen bunu daha önce yapmıştın. Bakamayan da anlıyor musun? Üstten bakıyorsun. Geçmişi ve geleceği görüyorsun. Tepeden bakıyorsun. Hal ne? An o. Yukarıdan bakıyorsun. Geçmişine de geleceğine de hal demiyorsun. Bunu aslında Hasan abi kendisi söyledi de ben böyle anlıyorum. Hasan abinin söyledi. Bodrum'daki kalbu kalbisenin dersinde Hasan abi aslında siz bunu böyle söylediniz aslında. Bilmiyorum. Delilik oluyor da. Bak, çok antika da. Şimdi ben size bir şey, bir cümle yapacağım ama olabilirsin. Ağını ayırt edemezsin. Bilemezsin değil mi? Bilemezsin. Ayırt edemezsin. O yüzden bir yapanın hepsidir. Ağını bilemezsin, bu dünya yok yani. Yok. Dünya geçmiş gelecek ne ibaret oluyor? Yani o... Nasıl? Geçmiş gelecek ne ibaret oluyor? Ağını bilemezsin. Yani, o kadar. Geçmiş gelecek yani yok mesela. Bir de anlasın yani. Yok. Bir anı seyahat diyor mesela şey için. Zaten şey kalmıyor, hal diye bir şey kalmıyor, geçmiş gelecek de kalmıyor, zamanın üstüne çıkıyor. Maziye dökülür. Öyle bir cümle var. Zamanın hakikati lehb-i mahfuzdu, mahiyeti lehb-i mahfuzdu. Oradan seni yukarı atıyor. Şu an. Bağış ağzından kalbı kalbiseye de doğru gidiyor. Geçti o zaman belki. O da geniş. İmam bugün sende yok. Geleceğiyle, şey geçmişiyle geleceğe hatırıma biraz geldi galiba. Geçmişiyle mazisiyle istikbale bakarak andı karar o başka. Geçmişiyle geçmişin yüküyle, geçmişin bütünlüğüyle geleceğe yol açıp anda anda hareket. Anda şeydir diyor. Olmak. Olma emeği midir? Bir şey olarak ifade ettim de bu artık şuralarda bir yerde yazmışım bulamıyorum. Yani mazinin bütünlüğüyle istikbalde yol açıp olmakta olan. Yani dolayısıyla an üçünü de kapsayabiliyor ama eğer bunu biraz çok da enfusi güzel bir şey şu da olabiliyor işte
istikbalin maziye olmakta olan bir sürecin bütünlüğüdür. Yani buna geliyor, bu daha güzel bir ifadedir. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şu an Allah-u Teala kül emri var değil mi abi? Kün dedi, her şey oldu. Şimdi şu anda biz künün içindeyiz. Anı ifade etmek o yüzden bize zor geliyor. Kün bitmedi yani abi. Yani künün içindeyiz yani biz şu anda. Hasan abi, şimdi şu anda ben konuştum değil mi abi? He. Konuştum, bu artık mazi oldu. Bitti. Bitti. Ben derim ki an yok bunun içinde abi. İstikbal ve şey var abi. Ha, işte ne diyor? An yok abi. An nedir baba bak. İşte Muhyiddin Arabi de senin gibi dediği için Muhyiddin Arabi'dir. An yoktur dedi. An yok ki. Ya mazidir diyor, ya istikbaldır. Diğerleri de, diğerleri de ne diyor? Diyor ki, eğer hal yoksa mazi mazidir, istikbal da istikbaldır. Yani şöyle üç zamanı düşün, mazi de abi buraya, hal de buraya. Bu istikbal. Eğer istikbal hal olmuyorsa, hal mazi olamaz. İkisi, anladın mı abi? Eğer istikbal otobüsten, dolu bir otobüse iki kişi önden binmese, arkadan iki kişi inmese, önden iki kişi binemez. İstikbal hal olabiliyorsa, hal mazi oluyor. Ahiretin en keskin ispatlarından bir tanesidir. Ahiret istikbal şeydir. O zaman çok geniş bir şey abi. O zaman şudur. İstikbal ile mazinin arası komple hal oluyor abi o zaman. İşte diyor ki. Dün geçmiş şimdi. Biraz önce ne demiştik? Hani şey söylüyorsun. Evet. Yani istikbalin mazi olma süreci, andaki sürecin adıdır. Hal. Yani anın içindeki geçmiş ve gelecektir hal. Evet. Anın içindeki bak, geçmiş ve gelecek. İstikbalin mazi olma süreç bütünlüğünün andaki halidir. Evet. Ben de oluyor yani. Yuvarlandıkça. İşte istikbali. Devam edeyim. An. Yok bunun hakkında anı tanımlamak çok zor. Ben diyorum ki geçmelerin istikbali arasında gitti. İlk baştan yaptığım bir vardır deniz çıkarım. Peki, her şey karşıtlarıyla, zıtlarıyla vardır. Bir misal, hem odun olur, misal, hem odun olur çünkü dumanı ile nuru barındırır. Mesela odun, duman var, nur var. Veya küre, küre bu yüzü, diğer yüzü. Değil mi? Bak zıttı barındırıyor. Fizikte metafizik, fizik, gündüz, gece barındırıyor. Melek varlığının özüdür. Melek, kuvvettir yani. Varlığın özüdür. Esmalar hakikatlarıdır. Varlık var ya şu. Bu varın özü melektir. Bunun hakikati esmalardır. Varlıkların cazibeleri varlıkta, yani bunu birbirlerine bağlamış zerreler, elektronlar. Cazibeler varlıkta Mikail'dir. Cazibe var ya cazibe, eşyanın birbirine alakası çekiyor ya. Cazibe, varlığın cazibesi insanda şuurdu. Varlıkta cazibe Mikail Aleyhisselam'dır. Hayatı İsrafil Aleyhisselam, manaları Cebrail Aleyhisselam, kanuniyetleri, cevherleri ise Azrail Aleyhisselam'dır. Cebrail, yani melekleri iman, niye imandan dönmüş, yani imanla ne alakası var, yani niye konmuş? Varlığın cazibesi, eşyanın bütünselliği, hani bütün yapmış, parça parça gibi gözükürken güneş, hava, toprak, su, uzak, yakın, yer çekimi. Ama bakın meyveler çıkıyor değil mi bütünsel? Varlığın aslı cevher, yani melek kuvvet demektir. Kuvadır. Melektir bu. Geneli. Hangi melektir? Yani zerrelerin birbirine bağlama cazibesi Mikail'dir. Varlığın kendisi Allah bu taşı toprağı neyle yaptı? Varlığın ki hayattır. Bu da İsrafil.
anlamı kanunları, manası kanunları Cebrail'dir. Cebrail'dir. Ceberi ise kanunetler, ceberler ise Azrail Aleyhisselam'dır. Abi neyi görmek istiyorsanız onu görebiliyorsunuz. Dördü de birdir aslında. Birdir. Dördü de birdir yani. Evet. Şu Mikail, şu İsrafil, şu Cebrail dördünün değil. Dördünün bir olduğundan bir denilir. Dördü bir değil. Sonradan biz ona diyoruz. Bir olduğu için dördü birdir. Bir bir var, bir de birlik var. Doğanın, varlığın pençesi bir manada tutan Mikail Aleyhisselam'dır. Pençe gibi tutan, cazibe ya. Cazibeyi pençe gibi tutan Azrail Aleyhisselam'dır. Bu cazibe nesnenin dışındadır. Bu cazibe, cazibe kanunu nesnenin dışındadır, varlığın dışındadır. Çünkü nesneleri birbirine bağlar. Zaten bu bağlardan anlam çıkar. O zaman bu bağlamalardan anlam çıkıyor ki şuur da ona diyoruz. İnsanda şuur ondan oluyor. Bağlamalardan çıkıyor. Hiçbir şey kendi başına anlamı, manası olmuyor. Hiçbir şey. Zaten varlıkta, kimyada söylüyor, hiçbir şeyi tek başına göremezsiniz. Yoktur. Tek başına bir şey olamaz. Yoktur. O zaman hiçbir şey tek başına bir anlamı yoktur. Yalnız o vardır deriz, çıkarız işin içinden. Nasıl ki insan nedir sorusuna, bak şimdi, insan nedir sorusuna şöyle cevap veriliyor. Nereye, kime ve ne zamanda ve nerededir denilir. Cevap, kime göre? Nereye, nereye göre, kime göre, ne zaman, neredeye göre bu. Mesela makinede çalışan makine görüyor, insan nedir? Eşeğe hükmedendir. Ayı kovalıyor, insan nedir? Korkandır. Bu manada bakınca insana nasıl ki kürede her şey merkeze çekilir, küre düşünün böyle. Her şey merkeze çekilir değil mi abiler? Peki size soruyorum. Şu merkeze çekiliyorsa, merkeze gelsek, merkez acaba buraya mı çekilir? Yok, bu da buraya çekilir. Her şey komplesi merkeze çekilir bak. Aynı yerden merkeze çekilir ama çekilme yerleri farklı. Mesela şuradan çekilme, kutuptan çekilme ama hepsi merkeze çekiliyor. Bir şey anlatacağım. Kürede her şey merkeze çekilir. Merkeze. Ortaya yakın da olsan gene merkeze çekilirsin. Diyor ki çekilir. Aynı yerden merkeze çekilir ama çekilme yerleri farklı. İnsan küre gibi merkezdir. Dışsal eşyalar nasıl ki kürenin merkezine bağlılar, varlık da insana böyle bağlı ve insanla tutuluyor, merkeze çekiliyor. Kürenin merkezi, kürenin üstündeki suyu, dağları, rüzgarları, her şeyi buraya çekiyor ve bütün dışarıda bütünsel yapıyor. Yani dünya bak, denizler 2/3 olduğu halde işgal etmiyor. Dünya bu kadar hızlı döndüğü halde, 108 bin kilometre hızla döndüğü halde atmosfer havaya uçmuyor, merkeze çekiliyor. Merkez çekimi bunları çekerken dışarıda çekim gözükmüyor dışarıda. Hepsi yerinde oturmuş, beraber ahenkli çalışıyor. Kayyum insan. İnsan kayyum. Merkezi çıkart, insan koyar mısın oraya kürenin? Her şey insanın etrafında dönüyor. Unutma. Pergelin bir demiri var. Bir de kalem konulan ver. Tamam Ali? Abi, eğer bu demiri sabitleyemezseniz hiçbir şey değildir çizdiği şey. İnsan kendisini demir gibi sabitlemeli. Ustad da bunu eylemsel olarak şöyle gözüküyor. Her gün bir meslek değiştiren bir insan çocuk sanatkar olamaz. Her gün üniversitede bir bölümü okuyan bir mesleği kazanamaz.
mutlaka o demiri sabitlemeli. Benim saham bu. Ben heykeltıraşım dedim. Ne yaparsınız dedi. Kayaya alırım dedim. Orada insanı hayal ederim. O hayalime göre taşı görmem. Orada taşın içine adamı görürüm. Adamı kurtarmak için çaba gösteririm. Üzerindekileri atıp da adamı çıkartayım diye. O bile merkeze ulaşmaya çalışmış. Evet. Ne üzerine heykeltıraş? Ya. Devam edelim bak, ilginç. Dışsal eşyaları nasıl ki kürenin merkezine bağlılar, varlık da insanla böyle bağlı. Birisinin tezgahı nasıl mısır gibi öğütüldüğünü göreceksin. Bu da geliyor şimdi bam telline. Birisinin tezgahına nasıl mısır gibi öğütüldüğünü göreceksin. Mesela her bir sohbet, ya ne olacak bu? Ya buraya da gideyim. Bu herkesin işidir. Yani er değil bu. Çünkü her bir sohbet değirmendir. Sen danesin, buğday mısın? Arpa mısın, mısır mısın? Yani çekirdek sert misin? O değirmende öğütülecek misin? Kendini teslim etmek kolay bir iş değil. Televizyonda da öyle. Seni içine alır. Sen zannediyorsun ki televizyon seyrederken dışındayım. Hayır, seyredemezsin zaten, sıkılırsın. Onun içindesin. Seni içine almayan hiçbir şey senin muhatabın olamaz. Düşünüyorsun. İçinde mi zannediyorsun? Düşündüğün anda sen onun içindesin. Çünkü düşündüğün zaman ona dönüşüyorsun. Hormonların değişiyor. İnşallah biraz hissetmişizdir. Gittiğiniz her yer değirmendir. Sizi öğütecekler. Belki nişasta yaparlar. Belki un, belki de kırma. Kırmayla da çorba ol. Belki de kar hiç seni öğütemezler. Değirmene gidiyoruz. Üretkenliğimizi öldürüyorlar, farkında değiliz bazı dersler. Üretkenliğimizi öldürüyorlar, darbeliyorlar, düşünme diyorlar. Bundan daha zalim ne olabilir? Bu manayı düşünme. Yani bu dışarıdaki, hukuktaki zalimlik değil, mana katilleri diyor. Yani düşünme. Üretkenliğimizi öldürüyorlar, farkında değiliz. Niçin? Değirmen gibi bizi öğütüp kendi maksatlarına göre şekillendiriyorlar. Bu herhangi bir cemaat, bir gruptan bahsetmiyor. Fizik olur, kimya olur. Ümmiliğimiz gidiyor. Anamızdan doğmuş gibi saflığımız gidiyor. İşgal oluyoruz. İşgal ediliyoruz. Bizi bloke ediyorlar. İşgal ediyorlar aklımızı. Ben hürüm zannediyorsun. Haberlere göre düşünüyorsun. Filmlere göre hissediyorsun. Reklamlara göre ihtiyaç hissediyorsun. Desinler diye arabaya biniyorsun. Aynı binaya kiracı oturmuşsun, ev sahibi oturmuşsun. Ne fark var? Aynı bina. Ama benim demen için 25 sene bankaya modern köle oluyorsun. Ve sohbete gidince düşünme, dokunma. Nedir o? Düşüncelerimizi, yani üretkenliğimizi öldürüyorlar. Üretkenlikten çıkıyoruz. Üretici değilsin artık. Tüketici misin? Hayır. Tüketici olabilmen için yeme gerekiyor. Yiyeceksin ki tüketesin. O da yok. Tükeniyoruz o zaman sana. Tükeniyoruz. Onun için diyecektim. Ne üretiyoruz, ne tüketiyoruz. Tükeniyoruz. Tüketmiyoruz, tükeniyoruz. Ülfet bunun adıdır. İşte burada geldik mi, sert dedim ya biraz. Burada la ilahelerini aktif ederek, yani la ilahe ilk önce niye gelmiş? Niye illallah sonra gelmiş? İyi dinleyin burayı, bu manada. İşte burada la ilahelerini aktif ederek, yani olumsuzlaştırarak
Yani eleştiri aleminde, eleştiri aleminde yaparak kendi öznene, özüne varma yolunu çalış ki üzerine neler konulduğunu göresin ve köleliklerden kurtulasın. Olumsuzlamazsan, la ilahelerin olmasa her öğrendiğin yeni bilgi üstüne bindirilmiş olur. Olumsuzlarsan ki bu da başka bir eğitimdir. O onun yaptırıcılığı kalkar. Mesela ben bir şey öğrendim. Bir şey de öğrendim. Hep bir üstüne bindir. Onu koydum, bunu koydum, bunu koydum. Yeni bir şey öğreniyoruz. O da koydun üstüne. Bu illallah'tır. Alınanlar bir üstüne bindirilmiş. La ilahe ise bu belki doğru değildi. Belki de bana uygun değildi. İlk önce her la ilahe illallah niye her an daim? Çünkü 15 yaşında la ilahelerimizle 20 yaşındaki la ilahelerimiz terk etmemiz gerekenleri. Mesela çocukken anne babaya itaat gerekiyor. Bir şeyler öğrendin, Gusun'un Elif Bey'i öğrendin. Anne baba derse gitme diyor. La ilahi çalıştır. Babanı olumsuzla, anneni olumsuzla. Mesela olumsuzlamaz. Babanın çapını genişletiyorsunuz yani abi. Tabii. Arttıkça bilginiz çapı ama arttıkça... şu üzerine konma. Birbirine geçişler olur. Gerçi üstünü kapatsam bile iletişim sağlanır, parazitler olur. O daha önce konulanları dönüştür, at bir tarafa. La ilahe ile at onu. Yani varın üzerine bir şey koyma. İlk önce olumsuzla, sonra olumlula. La ilahe. Yani bir sürü şeylerimiz var. Diyor ki mesela, hocam öyle dedi diyor. Ben diyor şeyhimde böyle duydum diyor. Abi böyle dedi diyor. Mehdi meselesini Osman bilir. Ustad gelecek diyor İsa Aleyhisselam. Ustad diyor ki Mehdi gelecek diyor. Hala adam Risale-i Nur'dur diyor. Lan insan gelecek. İnsan. Üç tane sahada. Hak farz mı al diyor. O beklenen zat şimdi de gelse diyor. Yönünü değiştirecek diyor. Öyle mi değil mi? Ha. Peki ne diyor? Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Bu geliyor. Adam bunu bile almıyor içeriye. Niye? Abisi demiş ki, hocası demiş ki, şeyhi demiş ki, bak şimdi kitapta demiyor. Kitap ne derse desin canım. Şu, o abi dedi mi? Ha o dedi. O olumsuzlamıyor, alıyor. Her şeyi o merkezde izah ediyor. Kafasına onu koydu, doğrudur. Ne okuyorsa o merkezde anlamaya çalışıyor. Olumsuzlama, sorgulama yöntemimiz mahvolmuş. Bu cemaatler demiyorum, Müslümanlar olarak gavurları zaten bitirmişler. Uyuşturmuşlar içkiyle bilmem nelerle. Yok yani. Olumsuzlamalarımız yok. Yani beni öz eleştiri yapamıyorsunuz. Tamam. Yani meşrebimiz var ya meşrebimiz. Meşrep yani nehir akarken meşrepa. Bardak kadar alırsın, kova kadar alırsın. İyi dinleyin ama. Meşrebimiz, mesleğimiz olmuş. Mesleğimiz de din olmuş. Eğer senin meşrebin, mesleğin olursa, anlayışın, külliyatın kendisi ise, külliyat da din olur. Yani birbirinin üzerine bindirilmiş. Sorgula kendini. Senelerden beri ben dersime gidiyorum. Bana ne yüklendi? Kaza namazına başladın mı? Kaza orucunu tutuyor musun? İnternet televizyonlardan uzak duruyor musun? Fedakarlık yapabiliyor musun? Senelerden beri geliyorsun Allah'tan kork. Tuvalete gidiyorsun, çayını içiyorsun. Bir herkes, istisnasız burada, memurdayız. Bir, 10 senede bir, senede bir elektrik faturasını hiç yatırdın mı? Hiç mi kendine soru sormadın? Bu maddi ve manevi bana ne düşüyor? Yani bir lavaboyu temizledin mi? Merdiven inerken dershane, acaba oradaki bir çöpü kaldırdın mı? Yamuk olan bir ayakkabıyı düzelttin. Yani olumsuzlayamaz yok. Mantar ne yükledi bu bize? 10 seneden beri geliyorsun, gidiyorsun. Daha gidersen gidiyorsan. Nereye gidersin? Git yani. Niye buraya geleceksin? Bak, yalan söylemiyorum. Allah şahittir. Allah yalana da şahit olursa
Yalan et söylersem kafir olurum diye 163 Multeka'da geçiyor. Dün Sultanbeyli'ndeydi. Eskişehir'den gelmiş. Bilmem ne derneğin kurucularından. Yani ilk, kurucu demeyeyim de ilk gidenlerden. Eskişehir'de unuttum bir dernek. Gelmiş. Adam dedi ki selam aleyküm selam. Abi Eskişehir'den geliyorum. Bak. Vakıf kardeşim de Fatih'te şahit orada. Buyur kardeşim. Sana abi şey. Telefondan sonra yok abi dedi. Yüz yüze sormak istiyorum. Abi dedi ben 1,5 seneden beri yeni nurları tanıdım. Falan dernekle tanıdım. Eskişehir'de. Bilmem ne derneği. Hani var ya. Bir sürü Üşörgül, Müşten, Nur Mektebi bir sürü şeyler var ya. Ha. Abi diyor bir sürü eleştiriler var, şey var diyor. Ben de dedi ben ne boşuna mı kürek çekiyorum falan. Ne yapayım? Bu dernekler hakkında şey yapıyor. Dedim ki kardeşim sen dedim ne zaman nurları tanıdın? 1,5. Ondan önce eleştiri yapanlar neredeydi? Senin kolundan tutan kim? Bunlar. Peki sana ne verdi? Namaz kılıyor musun kardeşim? Kılıyorum abi dedi. Nurları tanıdın. Risale okuyor musun kardeşim dedim. Kılıyorum abi dedi. Tesbihat yapıyor musun kardeşim? Yapıyorum abi dedi. Derslere gidiyor musun? Gidiyorum. Daha ne yapacaktın lan buraya gelip onu bırak buraya gel. Niye diyeyim sana? Allah'tan korkarım ya. Ne diyeceğim ya seni? Orayı bırak bana gel. Nasıl derim ya? Risale şeyde lemalar 20. lemada ne diyor? Ondan heyecanlanıyorum kusura bakmayın. Müslümanların kimden olursa olsun istifadele istifadesine taraftar olmaktın. Ama bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin hilesidir diyor. Sana soruyorum dedim. Bir daha Fatih'e bakıyor. Diyemez miyim? Maşallah kardeşim ya. Eskişehir'den beri hakperest adamsın falan yıkama yalama yap. Tamam tanıdın artık geçiş yap yani. Nereye? Gelip de buraya ne yapacaksın kardeşim? Ben sana gelince namaz kıl diyecek miyim? E kılıyorsun zaten. Kitap oku diyecek miyim? E okuyorsun zaten. Tesbihat yap diyecektim he Osman. Orada yapıyorsun zaten. Git kardeşim devam et ya. Git imanlarını kurtar ya insanların. Abi 10 dakika izah et, şey 10 dakika okuyorlar yani 20 dakika bilmem ne yapıyor. Git kardeşim sen onlar Risale-i Nur'a geçmedin. Neticesi oku. Eğer bu yöntem yanlışsa netice niye doğru? Yani yöntem yanlış. İzah ediyor. Sen ama izahattan Risale-i Nur'u okuyorsun. Düz sen, düz okunan yerde adam kitap okumuyor. İzah yapılan yerde kitap okuyorlar. Düz okunan yerlerde çekip gidiyorlar. Herkes bundan şikayetçi. Kitap okumuyorlar diyor. Yöntem yanlışsa netice niye doğru? Senin yöntemin doğruysa netice niye yok? Biz neticeye bakmayız. O zaman derslerini niye açıyorsun? Niye koşturuyorsun? Niye gayret ediyorsun? Niye derslere gidiyorsun? Otur ya. Risale müşteri aramazmış. Nurcu müşteri arar. Risale tabii ki müşteri aramaz. Bunun ihtiyacı yok ki. Benim var. Benim size ihtiyacım var. Duanıza ihtiyacım var. Benim sebaba ihtiyacım var. Benim harekete ihtiyacım var. Benim koşmama, dershaneler açmama ihtiyacım var. Allah Resulü'nün ihtiyacı var da benim yok. Ustad ne mücadelesini vermiş, zehirlenmiş. Tamam kitabı yaptık, bitirdi. Tamam ne yaparsanız yapın mı dedi. Öz la ilahelerimiz kalkınca illallah olursa artık birbirine bindirilmiş kaşarlı karlar var erimiyor kurtlanıyor bu sefer. O kar üzerine yağıyor. O kar üzerine yağıyor. Duvar öldürüyorlar. Usta içeride kalmış, ölmüşüz. İçeride kaldı. Kardeşim, insaf edin. İmanları kurtarın. Yöntemlere takılmayın. Şekillere takılmayın. İnsanlar namaza kılsınlar. İnsanların akıllarını, kalplerini temir etmek, Allah'a ile iman etmek, elinden geldiği kadar YouTube'dan vesaireden uzaklaşmasına, tesbihat yapmasına, 10 dakika okumasına uğraşın. Nasıl yapacaksın? Nasıl yaparsan yap. Ama ben bununla yapıyorum, Risale-i Nur'la yap. Çünkü onu biliyorum. Sen neyle yaparsan yap. Yani sana soruyorum, Adıyaman'daki gitmiş meyhanedeki oradan ders alıp meyhaneyi kapatmış, namaza kılmış, sen bundan rahatsız mı oluyorsun, memnun mu oluyorsun? O yapmış işte. Biz ne yapıyoruz bu eylemini? Bu genel yapmıyoruz. Bu fiilini, bu neticesini takdir ediyoruz, alkışlıyoruz.
Ama buna bakarak da genelindeki her şeyini de alkışlamıyoruz. Benim güzel sözlerimi takdir et. Ama benim sözlerim, birkaç tane güzel sözlerimle her şeyimi takdir etme. Çünkü ben beşerim. Anladın? Beni gerektiği gibi, ama edepsizlik de yoktur, saygısızlık da yoktur, haddini bilmemezlik de yoktur. Nedir? Yerinde ve zamanında öz eleştirini de yaparsın. Dersin ki, abi ben böyle anlıyorum. Acaba burada böyle yazıyor. Mesela bir yerler Osman yapar mesela. E bu burada böyle, nasıl şey yapılır? Herhalde bir söylesin var. İki kelamı vardır, anlayışı vardır. Veya diyecektir ki, Allah razı olsun ben burada anlamadım. Biraz önce, ha bak senin ifadın benimki senin daha güzel oldu diyebilmelisin. Diyeceksin ve demelisin. Ha bu daha güzeldir. Demelisin. Yani la ilahelerimiz olmasa illallah hep doğrular üstüne binir. Ama derece derecedir, bu sefer geçişler oluyor. Parazit oluyor. La ilahiyle onları def etmek. Yani dönüştürmek. En büyük ilah hangisi abi? Sordum da ben çıktı yani. Ben, en büyük la ilahem ne benim? Kendim yani. Mesela bak kendinin dışında kendim, ilahlara bak bakalım ne kadar basittir. Kendim la ilahe la diyemediğim sürece hakim manası da illallah olmayacak. Evet. İllallah olmuyor. Nasıl? Daha? En büyük la ilahe ne, hangisidir dedim. La ilahe çıkar. En büyük ilah benim. Kendim mi? Kendime kendime, kendini kendine ilah edilenleri görmedin mi? Hatta ikincisi nedir? Birbirinize ilah edilmeyin. İlah edilmeyin diyor bir de. Allah Allah. Bir, abi sizin şahsınıza bir soru sorabilir miyim? Allah. Sor. Özelse cevabını vermem. Yok, öyle çok özel değil. He. Biraz umuma bakan bir taraf aslında. Kaç senedir vakıfsınız abi? Yani mektep okurken de niyetim buydu ama yok her şeyi bıraktım tamamen mektepte yok 1985'ten beri 80-85'ten beri askerliği de koymazdı 85 tam askerliği bitirdim mi? Kaç? 34 tamam. Şu sözleri abi sözleri veya şu anları veya sözleri diyelim mesela abi. Tahmini kaç kere okumuşsunuzdur? Bilmiyorum. Veya birinci sözü diyelim. Sadece birinci sözü kaç kere okumuşsunuzdur abi? Kaç? Yani bilemiyorsunuz değil mi? Yok. Bilemiyorsunuz. Bu, yani bazı sözleri adedi yok. Evet. Olamaz. Mesela 29. söz, 30. söz, Miraç adedi yok. Hasan abi, ben daha sizin yanınızdaki çocuk sayılabilecek nur lara vakıfiyet anlamında diyorum. Şu halimle size kesinlikle diyorum yarın 29. sözü bir daha okuyun. İnanın sanki ilk defa okumuşsunuz lezzetini alacaksınız. Aynı yemin ederim doğrudur. Çünkü usul bakımında doğrudur. Çünkü mesela Miracı ben okuyamıyorum. Bak Miracı göstereyim size. Allah aşkına bak okuyamıyor. Bak göstereceğim. Miracı tekçe kelimesini inşallah bu defterdedir. Göstereceğim. Niçin okuyamadığımı da söyleyeceğim bak. Hangisindeydi? İnşallah bundadır. Şöyle boş bırakmışım. Onu da anlatacağım niye diye. Bakayım hangisinde, onu görmeniz lazım da bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Ha, bak, bilmem görüyor musunuz? 19. defterin 360. sayfasında Miraç notlarımın devamı. Miraç'a çalışıyorum, tamam mı? Bak şimdi, kırmızılar metin, anladım, iş anlatacağım size. Bak, kırmızı metin anladım, üşermeden yazıyorum. Tabi bu kadar değil tabi, oradan gelmişim, 19. defterden. Ve bak şunlar boş, boş, bak, yani çok var, kalın kalın gideyim. Ve
Buradan başlamışım. Bu kadar boş yapmışım. Niçin yapamıyorum? Bak bunlar boş. Ve 19. defterden sonuna doğru geliyorum. Ve buradan devam ediyor. Niye bu boşluklar duruyor? Yani niçin başka konuya atladın? Yapamıyorum. Duygu taşkınlığı oluyor. Kontrol edemiyorum. Tabirler başımı döndürüyor. Size mübalağa etmiyor. Onu görünce tahammül edemiyorum ya. Yani acayip oluyor. Ya ağlamaklık alıyor. Ya böyle duman oluyorum. Yani dershanede volta atıyorum. Belki de saatler sürüyor. Dedim ki Muhisin Musayit değil. Böyle olamaz yani. Böyle bir tabir olamaz. Ben o tabiri, yazıyı görmüyorum ki. Bir pencere gibi görüyorum. Yani bir haleti mi, ha mı? Oraya bakıyorum, anladığımı zannediyorum ama meğer burasıymış hep. Oraya bakırken burayı görüyorum şey gibi. Aynaya bakıyorsun da bunu gördüğün halde bunun saçını tarıyorsun ya. Buna bunu tarasana. Bunu niye tarıyorsun? Buraya bakarken ben bunu görmüyorum. O zaman buraya bakarken kendimi gördüğüm için bazıları diyor ki bunu oku. Buna şeye sadık ol. Ben de buna bakarken kendimi gördüğüm için kendime inşaat yapmak istiyorum kendime. Adam müdahale edince o zaman kısıyorum. Ya ne yapıyorsun? Ben zannediyor ki orayı okuyor. Ben orayla burayı okuyor. Bak ona verdim. Ha işte. Ya, okuyamıyorum. Boş yani. Koca diğerler bitmiş yani bu defter. Abi sabit değil yani. O sözler, o birinci söz, o yedinci söz sabit değil. Olamaz ki. Olamaz. O zaman değil. O zaman mana donmuştur, mana değildir o zaman, kalıptır. Evet. Ne diyor? Yani lügata sıkıştıramazsınız. Evet. Bak kardeşim, Allah, yani sonunda gelecek galiba ama hemen şey yapayım. Şöyle şey yapayım. Ha şurada. Şuradan başlayayım. Okuy, buraya gelecek değil mi? Ama gelsin oraya. Bak şimdi gelsin. Olumsuz ile öznene dönüyorsun. Olumsuzlayarak. La ilahe ile üzerine bindirilen battaniyeleri, tiryakiliklerin, örf, anane, kültür namına yüklendiklerin var ya. La ilahe ile bunları kaldırarak özüne dönüyorsun. Yoksa bir şeyi reddetmiyorsun. Kaldıramazsınız, yok edemezsiniz. Ne yapıyorum? La ilahe ile tanımlıyorum. İllallah ile onu dönüştürüyorum. Değiştiriyorum. Yok edemem zaten. Olumsuzlamak, reddetmek değildir. Bak, olumsuzlamak, reddetmek değildir. Zaten edemem. Yok edemem. Bir kere girmiş. Yani konmuş. Nedir o? Reddetmek değil. Yok etmek değil, yok etmek demek değil, dönüştürmektir. İçimden de dedim ben, dönüştürmek diye. Evet, dönüştürmektir. Reddetmek değil, la ilahe işte, reddetmek değil, dönüştürmektir. Hakikatine dönüştür. Hakikatine dönüştürmektir. Mesela şeytan, şeytan, tan edeceksin ama bilerek tan et. Bilerek tan ettin mi seni dönüştürüyor. Eğer bilmeyerek tan edersen ben ve o oluyor. Bak şimdi şeytanı bilmeyerek tan edersen o ve ben olur devamlı. Ama şeytanı şeyi tan edersen bilerek o sana dönüşüyor. O mesela şöyle diyeyim. Şu arama bak diyor. İçimde bir enerji var. Bak, bak, bak. Veya ben ağzını payını falan. Ben içeride bir coşma yok mu? Bir güç var da yani güç. Şeytan bir güç. Bak buna, bu filme bak. Bak bir dürtü var yani şehvet gibi, gadap, öfke gibi. Sen o anda bir şekilde muvaffak olursan, bakamasan, yapmasan, demesen ne olur? O enerji realite midir? Var mıdır? Var. Yok olur mu? Yok olmaz. Kendi hedefine dönüşmedi. Bakmadığın anda Allah diyor ki ondan daha lezzetli ben size iman uyaracağım. O enerji zıt var olur yani yok olamaz.
O lezzeti inkılap ediyor o enerji. İllallah. İllallah oluyor o. La ilahe. İllallah. İllallah oluyor. Yok etmedim edemezsin. Reddet mi? Ne yapıyorsun? Dönüştürüyorsun. Tefekkür. Ya. En büyük yöntemi dön. Tefekkür dedim. Bakmayarak dönüştürüyorsun. Evet. Bakmadığını reddetmek dönüştürmeye sebebiyet veriyor. Ama tefekkür ise şeydir. Tefekkür mutfak çalışmasıdır, atölye çalışmasıdır, heykeltıraşçılıktır. Mutfakta farklı domates geldi, soğan geldi, yağ geldi, et geldi, fasulye geldi, yemek yapacaksın. Tefekkür bu. Atölye çalışmasıdır. Bütüne getirmek, getirerek kelam sahibinin muradını anlamak. Yöntemi tevildir. Sana yüklenen has tefekkürdür. Şimdi insana geleceğim o şeyi. Kelime işlek değilse, bak, kelime canlı değilse, dönük kelime ise, üzerine işlek bir cadde değilse o yol, yani kelime yoldur. Kelime bu manada yoldur. Kelime yoldur. Yöntemdir. Orada yürüyeceksiniz. Kelime işlek değilse dimağınız da işlek olmaz. Düşüncenin öznesi değildir. Düşüncenin, düşünce var ya, öznesi değildir. Kelam değil, değil. Dilin sözcüğü hareketli ise düşünce de hareketlidir. Eğer sözcükleri, kelimeleri ard arda sıralarsak ki ben şu anda ard arda sıralıyorum, akıl da ard arda düşünmek zorunda kalır. Arapçada ise değil sözcük, kelam harf gibi anlam ve mana taşır. Harf nesnenin realitesine bağlı. Mesela Avrupa dillerinde bir kelime ile meramınızı anlatamazsınız. İlle cümle olacak. Sözcük de olmaz. Cümle olacak. Veya bazı Grek dillerinde sözcükle anlatırsınız. Ama Arapça ise meramınızı harfle anlatırsınız. Her harfin tabiatı ateş, toprak, su, buhar olabiliyor. Mesela ves, ves, e, vav ve sin. Bu vavın ve sinin tabiatı nedir? Onun hakkında 3-4 saat dersim var benim. Vav ve sin hakkında. Yani o cami. Şimdi nereye iş yapacak? Düşünürken manaya eşlik ediyorsun bunda. Düşünmek ne demek biliyor musunuz? Düşünürken manaya, hani seninle yürüyoruz Zeytinburnu'na. Tamam, Yedi Kule'den çıktık mı abi? Abi dersten çıktık hadi. Bir şey dersten çıktık ya, ikimiz de yüklendik, Zeytinburnu'na gidiyoruz. Oradan senin evin orada, bilmem neyim benim orada. Ben birbirine manayı ortaya koyduk, ikimiz manaya eşlik ediyoruz. Düşünmek, manaya eşlik etmektir. Manaya şahit olmaya çalışıyorsun düşünmek ile. Ha şimdi insan, o okumak istediğim yere geldi ama bu son şeyi, bunu mutlaka dinlemenizi istiyorum. Evet. Düşünmek, manaya eşlik etmek çok güzel bir şey ama değil mi? Evet. Düşünmek, manaya eşlik etmektir. Düşünmek, manaya şahit olmaktır. Sonra ölüm anında da manaya şahit olan şehit olur. İnsan gariptir ki, burayı kaçırmayın, noktalı virgül. İnsan gariptir ki bütün alem sende derc edilmiş, kainat ve şeceri hilkat olarak önüne konmuş. Bütün şeceri hilkat sende derc edilmiş, derc edilmiş, dürülmüş, kodlanmış o bütün yazılım sende, onun açılımında kainat konmuş, önüne konmuş. Bak, insana bak şimdi. Allah'ın kullandığı yönteme bak veya anladım. Ve bu ikisi arasında ilişki ve çelişkilerle kendini inşa etmek istenmiş senden. Sende yazılımı var, kainat bunun vücut haricisi. Şimdi Allah diyor ki bana, sendeki ile bu yazılım itibariyle aynı.
bununla sen ilişki ve çelişkilerinle, la ilahe ve illallahlarınla kendini inşa ve ihya et. Bunlarla önüme konmuş. Konmuş bir şeyle. Bunu yapabilmesi adına yöntemler konmuş. Yani kainatla kendimi, aklımı inşaat, kalbimi ihya edeceğim. Kainatla, insan beşer kütüphanesini kainattan almış. Önüme kainatı konmuş. Kainatla kendimi inşa etme adına bir sürü felsefe yolları çıkmış. Bu ilişki arasında, kainatla insan arasındaki ilişkiye tanımlamak adına ne yapmış? Yöntemler geliştirmiş. Bunlardan biri de dinlerdir. Biri de felsefedir. Biliyorsun ki insanda devamlı arayış var. Şimdiye kadar insanoğlu en çok kendisini merak etmiş. Bu manada devamlı insan arayış içindeki siz de bu saatte geç olduğu halde hala mana arayışında olduğunuz için, aradığınız için veya iz takip ettiğiniz için canlı duruyorsunuz. Arayış içinde bunu yaşamak, anlamak ve kavramakla yani anlamlandırmakla olur. Bu 234'te mi Hasan abi? 275. sayfada. Bu yok, şimdi bunu çekmedim size. Attım ben, değil mi? Attım mı? Attım ha. Bunu yaşamak, anlamak ve kavramakla yani anlamlandırmak. Hem nasıl ki sanatta bütünlüğü sağlayan bir nokta vardır. Mesela bir tablo düşünün. Tabloda veya bir filmde ana bir tema var, o işleniyor. Diğerleri detaydır. Mesela resimde, sanatta ana tema vardır. Diğerleri mütemim olur. Tamam mı? Bak, nasıl ki sanatta bütünlüğü sağlayan bir nokta vardır. Arama yaparken bazıları keşfle, bu kendini kainatla anlamlandıracak ya, kendisini aramak adına kendisini arıyor. Bazen bunları aramayı keşfle, bazıları keşifle yapıyor. Bazıları sezgi dedikleri hislerle, bazıları da kavrama yöntemiyle, kavram lügat yöntemleriyle yaparlar. Yani usuller bularak anlam çıkarma yöntemi, yani kainattan anlam çıkacak. Bazıları sezgiyle, keşifle yani. Bazıları hislerle, bazıları düşünerek bir keşif yapar. O düşünceyi de bir yöntem olarak ifade eder. Yöntemlerde bir tanesi de lugattır. Tamam mı? Bu yöntem. Bilgi olarak görünürler bunlar. Yöntem. Mesela, bilgi nedir? Yöntemdir, netice değildir. Mesela şeyi anlamıyorum. Nota suretinde kaydettim diyor mesela. Heh. Bunu anlamıyorum. Bu işte. Nota surette bu bilgidir. Bunun üzerinde yürüyeceksin. Bu netice değil. Bu Risale-i Nur netice değildir. Kur'an da netice değildir. Cennet de netice değildir. Bunun üstünde yürüyecek. Bunun üstünde gideceksin. Doğru. Ona tam üstünde yürüyecek. Allah Allah. Bilgi olarak bunlar görünür. Yöntem bilgidir. Yoldur. Netice değil. Düşünebiliyor musun? Asfalt benim. Murat Manavut. Yok. Asfalt yoldur. Orada sen yürüyeceksin. Bilgi nota suretine kaydettim. Yani yollar çizdim. Buradan yürüyün hadi. Ben yol açtım. Yol yoktu burada zaten. Der gibi. Biz notayı anlamaya çalışıyoruz. Orayı anlamaya evet. çalışıyoruz. Onunla başka şeyi anlamak lazım. Evet. Usuller buldular. Yani usuller bu bulgular, yöntemler bulmuşlar. Yani kendiler yöntem bulmuş düşünürler. Ya bu insanlara ben geçtim. Daha da yol yoktu. Yol yoktu. Yani ama ben bir şekilde yürüdüm. Başkaları da herkes benim gibi şanslı ve nasipli olmayabilir. O zaman merhameten arkayı düşündükleri için yol açmışlar gittikleri yere. Bu bilgilerle sen de olgunlarına, öznelerine gitmeye çalışırsın. İşte notalar. Keşif ile hisler ise aklı aşan bir yöntemdir. Mesela
keşfen buluyorlar. Mesela keşfen, bu akıl değil diyor mesela. Aklı mizanlarıyla tartılmamalıdır diyor. Bazen keşif ile olur, bazen hislerle olur mana bulmak. Bazen ilmi kelam işte akıl yöntemiyle olur. Ustad da bunu ayırt ediyor. Diyor ki akıl diyor, akıl ile değil diyor. Akıl mizanla tartılmamalı diyor. İmanla gerekir. Evet. Keşifçi olanlar hisleriyle bulduklarını anlama dönüştürürler. Bunlar ne yaparlar? Keşifçiler, hissiyatçılar keşfettiklerini o kendi alemlerinde mesela çiçeğin polenini alır, suyla, suyu da içen arı bala dönüştürür. Yani berzahtır bu. Yani polenle bal arasında berzahtır. 121 şualarda diyor ki bazı insanlar da berzahtırlar. Alemi gaybi, alemi şehadeti, alemi şehadeti, alemi gayba dönüştürürler. 121 şualarda. Keşif ve hisler kendi aleminde bilgiye, yönteme, usullere dönüştürülür. Ama o ustadın söylediği, notalar dediği, ustadın keşfinin kendisi değildir. Keşfinin yöntemidir. Keşfi ondadır. Keşf başka bir şey. Başka bir şey. İman ettik, usulü vardır. İman usul değildir. İman hazdır, bir şeydir işte. Bak, keşifçi olanlar hisleriyle bulduklarını anlama dönüştürürler. Arayış yaparlarken bir kısmı kainatı, varlığı bütünleyerek yapar. Bazıları da insanı merkeze koyar, insanla arar. Bazıları ise sanatkarının nazarıyla arar. Aynı manaya farklı izahlar ve keşifler ise çok neye benzer? Aynı manaya farklı keşifler, farklı izahlar ise çok ipleri barındıran halata benzerler. Biliyorsunuz halat tek ip değil, iplerin cemiyidir. Ne olur o zaman? Kopmaz olur. Ustad halat bunun için söylüyor. İplerin cemidir halat. İp değildir, iplerin cemidir. Bunlar sarmaşık olduklarından, bu sarmaşık bilir misiniz? Duvara ve ağaca sarılır. Ama sarılma değildir. Sarmaşık sarıldığına da kök atar. Onunla bütünleşir, sökemezsiniz. Bu sarmaşığın Arapçası seretandır, kanserdir. Aşk kelimesi de sarmaşıktan geliyor. Oraya geleceğim, aşk. Bak sarmaşığı biliyor musunuz? Ağaca sarıldığı zaman veya betona sarılmaz, sen, ben olmaz. Sarmaladığı ağacı her yerini kök yapar. Bu sarmaşığın adı Arapçada seretandır. Bu kanser hücresidir, kanserdir. Ve gelecekte kanser çalışması, kanser ilacı bu sarmaşıklardan bulunacaktır. Çünkü Osmanlıcası bu seretan kanser deniliyor. Yani sardığı ağacın hepsini delik deşik ediyor. Deliyor ve armut iken bu başka bir şey oluyor her yerde. Bak bir daha. Aynı manaya farklı izahlar ve keşifler ise çok ipleri barındıran halata benzerler. Bunlar sarmaşık olduklarından güçlü olurlar, olurlar. Buna aşk, aşk denilir. Aşk, Arapçada sarmaşık denir, sarmaşığa denilir. Yani özne ile nesnesiyle beraber olmak, olmak birliği. Yani sarmaşık ne demek? Öznesi ile, yani yazılımı ile, vücuduyla beraber olursa. Buna sarmaşık, yani sarmaşığın kök harfi aşktır. Abi sarmaşık bir şekilde ölüyor. Sarıldığı şey zayıfsa ölüyor. Yani güçlü olması gerekiyor. Buna da diyor ki yani öyle bir şeye aşık ol ki ölmesin. Hani konuya girince konuşurken manaya diğerlerini de çağırmaktır.
Konuşmak, son şeyim o zaman. Konuşmak neymiş biliyor musunuz? Konuşmak, manaya diğer manaları çağırmaktır. Bütünlüğüne de sohbet denilir. Konuşmak ayrı, sohbet ayrı. Biraz daha gideyim bak cümleyi. Allah Resulü'nün sahabesi sohbet ehliydi. Bak, konuşmak manaya diğerlerini de çağırmaktır. Bütünlüğüne de sohbet denir. Mesela iş, şey, ısı olacaktı. Isı, un, şeker, yağ göstermek değil, helvayı göstermektir sohbet. Konuşmak ise yağ gösteriyorsun, tuzu gösteriyorsun. Yani konuşmak diğer manalara çağırmaktır. Sohbet ise bu manaların dönüşmü, helvaya dönüşmüş halidir. Konuşmak, sunum yapmak manaya, hakikata davettir. Sohbet ise bulunan hakikati birbirleriyle paylaşmaktır. Onun için ashaba, Allah Resulü'nün sahabesine sohbet ehli denmiştir. Sohbet demek kendini ikram etmektir. Cömertçe ikram etmek. Mesela Allah Resulü bildiğini hiç böyle cimrilik yapıp saklamazmış. Bazı sohbet ehilleri var, vermiyor. Mesela kitap yazmış, internete koyuyor, kapanıyor. İndirmeye kimseye müsaade etmiyor. Gerçi ekonomi tarafı da var ama mesela lugatoğlu yapıyoruz, böyle şeyler oluyor, manalar oluyor. Mesela defteri aynen indirmiş adam, koca bir kitap yazmış. Belki de kaç yüz defa baskı yapmış. O herhalde yakını da ifade etmiş galiba karısı hangi kitap defterden aldığını de duydum. Ondan sonra bir tabirlerini değiştirmiş, adam kitap yazmış. Yani ne yapalım? Olsun. Şimdi konuşmak bir manadır. Manaya davet etmektir diğer manaları. Sohbet ise neticeyi sunmaktır. Kendisini ikram etmektir. Yani ben bir şey ikram etmiyorum, alın demiyorum. Kendimi ikram ediyorum size. Bu sohbettir. Allah Resulü'nün ashabı sohbet ehliydi. Konuşma ehli, hitap ehli değildi. Burada kesiyorum. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Manaya mekan veya zamandan birini hangisini söyleyebiliriz abi? Bir de söyler misin? Manaya mekan veya zaman. Yani bu neden böyle bir soru? He. Hasan abi. Çünkü zamanı biz, ben şöyle algılıyorum, bilmiyorum. Algılıyorum deme, anlıyorum. Özür dilerim, anlıyorum. Anlıyorum ki Hasan abi, çözendir. Mana, zaman, mana, abi zaman, ama çözendir. Böyle şey yapıyor. Bak, mana netice değil. Mana netice değil. Mana da bir yöntemdir. Netice sensin. Yani irfanlıktır. İrfan, insan, ahlak, muhatab-ı ilahi olmaktır. Mana, evet, neticeye varmak için bir yöntemdir. Bu manayı anladım. Ha, o mana hariç sende doğan var ya, zevk o irfan. Manayla olur. Mana, yani biz Risale okuyoruz, manasını anlamak için. Manayı alıyoruz, kendimizi inşa etmek, irfanımıza ulaşmak, insan olmak için. Mana abi, biz zati sıfat, vücut mana gibi. Mana sonuç değil ya. Onunla, o olduğunda şuna bir lezzet çıkıyor, ay, oradan zatı, zata varacak. Varabileceksin. Her şeyde Allah. Mana bile yöntemdir. Her şeyde Allah'ı bulacağız yani. Netice, mesela mana cennet olsa bazılarına mana gayedir. Bazılarına cennet gaye olduğu gibi ama Risale-i Nur talebesine ustad cenneti gaye yaptırmıyor. O hatta kendisi öyle demiyor. Diyor ki Kur'an şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Ama cenneti gösteriyor. Diyor ki
ne cehennemden ne cehennemden ve azaptan kurtulmana ne de cennet ve lezzetlere varmak, elde etmek için Risale-i Nur'u alet yapmak, vesile yapma ben diyor bütün mene diliyordum. Oysa meşru bir yoldur. Cehennemden kurtulmaya, saadet ebedi girme, gaye yapmak bundan daha meşru ne olabilir? Ama diyor bana dolayısıyla yazıldığına göre hepimize biz diyor bütün bundan men ediliyorduk. Peki nedir başka? Biz Risale-i Nur'u gösteriliyorduk. Tamam mı? Biz Risale-i Nur okuyoruz manasını anlamak için. Mana da bu nasıl vesile Osman? Bu vesile tamam mı? Biz bunu okuyoruz. Bunu anlamak için değildir. Bu gözlüktür. Kur'an ne diyor diye bakıyoruz. Kur'an ne diyor diye göremiyorum, gözlüğüm bozuk. Bu gözlük takıyorum. Risale-i Nur gözlüğünü takarak Kur'an ne diyor? Peygamber ne diyor diye bakıyorum. Ve neticede değil. Risale-i Nur'un manası sana yeter cennete gitmene. Ama bu değil netice. Bu nasıl Kur'an'a vesiledir? Bu da manaya vesiledir. Mana da vesiledir. İrfanlığına, kemalatına, insan olmana, hulukların, huyların cemi olan ahlakına, muhatabi ilahi olmana, halifi arz olmana, tamam. Artık o mana yöntem bilinirse, ne cehennem endişesi, ne cennet gayesi olur sende. Çünkü niye? Manayı yöntem bulanlar, cehennem endişesi olmadığı için cennet gayesi olmuyor. Çünkü cenneti gaye edinenler cehennem endişesinden kurtulamazlar. Gaye bir şeye varmaksa onun zıttı da endişe verir. Ama Allah'ın zıttı olmadığı için rıza ilahi muhatap olanın endişesi olmaz. Çünkü onlar ne mahzun olacaklar, ne de korkmayacaklar ve mahzun da olmayacaklar. Cenneti gaye yaparsan asla cehennem endişesinden kurtulamazsın. Her şey zıttını barındırır. Rıza ilahinin zıttı yoktur. Rıza ilahi gaye yapanın cehennemi... Cehennem endişesi olmaz. Cehennem endişesi olmaz ama cehennemi rıza ilahi kaybetme bulur abi. Evet. Rıza-i ilahi kaybetme korkusu olur. Diyordunuz ya. Rıza-i ilahiden daha yüksek makam var mı? Rıza-i ilahi, Allah ben sende razı oldum demesinden Allah'tan başka bir şey olmadığına göre başka bir şey yok. Rıza-i ilahi Allah'ın kendisidir. Cennet Allah değildir aşağı. Allah'tandır, Allah değildir. Rıza-i ilahi razı olanın kendisi Allah'tır. Çünkü Allah'tan bir şey istersin, Allah değildir. Cennet dahi olsa. Ama Allah istersin, o Allah'tır. O zaman Allah'ı buldun, her şeyi buldun. Her şeyi de buldun. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.